Bu insanlara neden sürekli ekonomi soruyorsunuz? Ne soralım abi, söyle. Deyin ki Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçelim mi? Suriye'den vazgeçelim mi? Kürdistan kurulmasını sağlayalım mı? Kur'an'ın yakılmasına seyirci mi kalalım? Tamam. Belki Çanakkale'de savaşına adamlar ekonomi konuştular mı? Ekonomi konuşmak çok mu çirkin? Sen bir milletin torunlarına burada abi şu an korkuyorsun. Bak 3 günde hoşaf içip de canını siper etmiş bir şu an Çanakkale'de torunlarına patates soruyorsun. Şu an Çanakkale'de mi? Dur bir dakika. Patates üreticisine git bakayım. 7 dolara 6 dolara patates satıyor. Hangi patates üreticisi yola çıktı da ben ürünümü satamıyorum diye? Söz hakkı ya, pahalı mi diyoruz ha? Yok siz konuşma. Ya hayat pahalı, dünya pahalı. Yaşamanın bedeli var. 80 yılında bir elmaya 30 milyon kişi talipti. Şimdi bir elmaya 80 milyon kişi talip. Anlatamıyor muyum? Sıkıntı yok. Ya sıkıntı olmaz olur mu ya? Ya kadın doğururken sıkıntı çekiyor, doğururken. Can verirken sıkıntı çekiyorsun. Abi özür dilerim, nereye varmak istiyorsunuz? Yani bizim... Küba'ya gideceksiniz. Tamam. Siz Küba'ya gideceksiniz. Orada daha sıkıntı var Küba'ya. Niye Küba'ya gidelim? Hangi sistem olacak? Ne olacak? Ne yapacaksınız? Abi niye bağırıyorsun? Biz abi, konuşuyoruz. Ya aptal sorular soruyorsunuz ya. Abi, ekonomi nasıl? Abi sen mi karar verir aptal olduğunu? Evet. Soruyor. Siz karar veriyorsunuz ya. Evet. AK Parti'ye oy verenlere aptal diyorsunuz ya. Ben demiyorum. Hayır, siz onu diyorsunuz. Kastediyorsunuz. Ben demiyorum abi. Benim adıma konuşma. Buyur sor abi. Sor. Tek tek sor. Bu, gel. 14 Mayıs'taki seçimde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Peki. Sakin. Tamam kardeşim. 14 Mayıs'ta bu ülkenin bekasını düşünen, vatanın bütünlüğünü düşünen köpek olsun köpeğe oy veririm. Bak hani siz diyorsunuz ya terliğe oy veririm. Tamam. Benim adıma konuşma, ben tarafsız. Ezanı dindirmeyen, bayrağı indirmeyen, bak boş ver. Ezanı dindirmeyen, bayrağı indirmeyen, devletin bekasını düşünen ve büyümeyi hedefleyen. Bak bir lider hedef koyacak, hedef. Hedef koyacak. Adam bir görüntülü konuşma yaptı, milyonlarca insan sokağa çıktı. Bak hedef koyacak ya. Atatürk bile ne demiş? Ordular ilk hedefiniz Akdeniz. Ne demiş? Benim hedefim muasır medeniyetler seviyesi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefi ne? Kemal'in hedefi ne Kemal'in? Hedefi diyor ki parlamenter sistemi getireceğiz. Hadi oradan. Tek kişi yönetmeyecek diyor. Yok ya. Bak koalisyonların 4 kişinin yönettiği bu ülke devleti biz biliyoruz. Kimin çaldığını bilmiyoruz. Adam 8 ay. Bak müsaade et. Yahya Demirel 11 doları çaldı. 11 milyon doları, milyar doları çaldı. Kendi getirdiği arabası yetmedi. Uğur Dündar yayınladı bunu televizyonda. Taksi çağırdılar. Taksinin bagajını doldurdular, kaçırdılar parayı. Abi oyu hangi partiye yazalım? Ya kim olabilir sence? İşte ben anladım da. Aklın yolu kim olabilir? Kim? Bak şimdi. Bak. Çok kötü sorular soruyorsun. Bak ben seni spiker olsam... Abi ona bırak, biz karar veririz. Bir dakika ne? Ulan bu medya her şeye siz mi karar verdiniz? Abi ben 6000 tane video yapmışım. Sen hangi cahil video... adamlara soru soruyorsun bak. Bana de ki bu memleketin kaç tane sorunu var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki tane problemi var kardeşim. Bir tanesi enerji. Kendi enerjisini kendisi üretecek. Bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. İkincisi Kürt, Türk ve Arap kardeşliğini yeniden inşa edeceğiz. Bu coğrafyada adam olmamız için. Anladın mı? Anladın mı? Bunu kim söylüyorsa adam oy vereceğiz biz. Abi oy AK Parti yazalım mı? Başka olabilir mi? Diğer soru soruyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi... Sen delikanlı mısın? Bunu ne? Sen delikanlı mısın? Yayınlayacak mısın? Evet. Peki tamam hadi bakalım. İkinci soruda... İstemiyorum, yayınlamana gerek yok. Yok, Cumhurbaşkanlığı seçimi... İhtiyacım yok benim. Eyvallah. Boş adamlara sorma. Abi konuşturmuyorsun ki. Cumhurbaşkanlığı seçimi... Hepsini mi konuşacaksınız? İkinci soru. Hepsimiz konuşacaksınız. İkinci... Patates kaç lira? Ne işin var patatesle? Sana soru soruyorum. Soru. Siyah'ın kilosu kaç kilo? Bak. Siyah'ın kilosu kaç para? Seni tebrik ederim. Dur abi. Siyah'ın... Dur abi. Siyah'ın kilosu kaç kilo? 40 bin dolar. Bak bir ürün yapmışsın. Kilosu 40 bin dolar. Sen hala patates soruyorsun ya. Ne patatesi ya? Abi Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? He? Ya bana bunu soruyor. Sorma. Hakaret kabul ederim. Hakaret. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.